Cümleten selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Rabbim daha iyi etsin diyorum. Öyle temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, 2009 yılının sonlarında, yani Ağustos aylarında falan başlamış olduğum Wolfteam macerasında, Wolfteam serüveninde, Wolfteam heyecanında tabii ki, ilk zamanlar heyecandı, şu an o ilk günlerki, ilk senelerki heyecan yok. Wolfteam maceramda hedefime ulaşmış bulunacağım inşallah. Çünkü o zamanlar ilk ben oyuna ilk başladığım zamanlar fark etmez vardı. Kör şeytan var, kor şeytan mı, kör şeytan mı, öyle bir vardı yani, yıldızlar vardı. O zamanlar ilk başladığım zamanlar arkadaşlar 23 yaşında falandım. İmreniyordum ya diyordum. İmrenmek ayrı, kıskanmak ayrı. İmrenmek Müslüman'da Müslümana yakışır. Kıskanmak kesinlikle Müslümana yakışmaz arkadaşlar. Yani imrenmekle kıskanmak arasında çok fark var. Araştırabilirsiniz. Ya diyordum vay be falan, rütbeye bak. Eskiden mesela odalarımıza yıldız girdiği zaman hani yıldız geldi hemen onun takıma geçmedir, şudur budur. İlla sizde de olmuştur ilk zamanlarda. Ben de oldu şimdi, yalan atmayalım. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben gerçi doğru oturuyorum koltuğumda. Oynarken koltukta oturmaya da dikkat edelim. Gerçi yamuluyoruz böyle kanguru gibi ama olsun. Neyse arkadaşlar. Bu çarda kimin emeği geçtiyse, şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Belki takip ediyorlar. Belki etmiyorlar. Bilemiyorum. Belki gizliden takip ediyorlar. Çünkü klandan müsaade ettiklerim de oldu. Davranışlarından dolayı. Tartıştıklarım da oldu oyun içerisinde. Umurlarımda değiller zaten. Halen daha oyuna devam ediyorlar. Hatta oyunun üst derecesinde olan oyuncular var şu an e-sporda. Yani adamlar bize fiş çekiyordu, şuydu buydu. Onlar şu an tabii balık baştan kokar hesabı. Oralardalar ve sevmiyorum yani. Şimdi kardeşim hani izliyoruz, bakıyoruz, denk geliyor, videolarını izliyoruz. Ya bu kardeşim bu oyunu 11, 12, 13 yaşında çocuklar izliyor daha. Tamam 40 yaşındaki, 30 yaşındaki adam da izliyor ama oyun, ismi üstünde oyun. Yani genelde çocuğa hitap ediyor. Sen videonu çekiyorsun, odandaki vlogu çekiyorsun, ağzında küfür, ağzında salyalar, küfürler, ellerde sigaralar. Ya neyin peşindesin kardeşim ya? Ana bacı küfürler, kardeşim senin de anam bacın var. Zannediyorlar ki 18-19 yaşında Allahu Teala aldı onu dünyaya, öyle 18-19 yaşında koydu. Ya kardeşim sen bir anneden çıktın. Tamam mı, Allah'ın izniyle. Sen kimin anasına bacısına küfrediyorsun? Nedir yani, amacın nedir? Yine sinirlendim ya. Haykırma atacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Oyunda ilk olarak Frag Parta klanı ile tanıştım. Azerbennar ile. Birçok arkadaşlarım var onunla. Halen daha muhabbetimiz devam ediyor. Oyun sayesinde birçok arkadaş, kardeş, eş diyecektim az daha. Arkadaş edindik. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu çarda kimin bir GP bile kazandırdıysa gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü klana gelen arkadaşlar vardı. O, abi diyorlardı ver şu hafıza girelim. İşte o zamanlar 330 vardı veya daha eskilerde SL'miz vardı, HK'mız vardı. SZ vardı, o SZ diye bir silah vardı. Gri'si ama. Ver hafıza oynayalım falan filan. Veriyorduk. Oynuyorlardı. Zevkini alıp çıkıyorlardı. Ama bir gün tabii her insan illa karşısına bir kötü biri çıkar ve çarımızı tekrar oynaması için verdiğimiz bir kardeşimiz ne yaptı? Çarı aldı. 2014 yılında olsa gerek. 2013 ya da 2014. Asıl ismimizi çaldı. Nereye gitti bilmiyorum. Çarın ismini değiştirdi falan. Bir şeyler yaptı. Yaptı, yanında kaldı. Hakkım helal mi? Helal. Bu çara nakitler atıldı başka çarlara. Yani hakkım helal mi? Helal. Haram edemem. Ama alacak varsa o başka. Neyse arkadaşlar, duygulandım ya. Şimdi 768.945 GPM kalmış arkadaşlar. Ne yapacağız? Şurada 1 milyon GPM'miz var. Acaba bunu aldıktan sonra mı rütbe atlayacak? Yoksa Wolfteam gece mi rütbeyi güncelleyecek bilmiyorum ama şu an onu yapacağız, bakacağız. Diyeceklerim bunlar. Sayfayı takip eden kardeşlerim yıllardır, 2011 senesinde kurduk bu sayfayı, 2009'da başladık. Hatta bakın size Wolfteam'e nasıl başladığımı anlatayım. Arkadaşlar, Kur'an kursunda hocayım. Yaz dönemi Kur'an kursuna gelen öğrenciler var.
kısa keseceğim. Akşam olunca öğrenciler 2 saat dışarı çıkıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar, tozuyorlar, eğleniyorlar. İçeri kursa girilme saatinde 2-3 tane öğrenci kursa gelmedi. Ben tabii merak ettik, şimdi bunlar bize emanet anne babadan. Nedir lan? Allah Allah, dışarıda bunları arıyorum. Aklıma gelmiyor internete gidecekleri. Tabii. İnternet o zaman birazcık yasaktı daha doğrusu. Çünkü bazı kurallar vardı. Dediler ki şeyde internet. İnternete gittim, kapıdan bunları izliyorum. Hiç unutmam. Giriş haritasında panellerin üzerinde, mavi takımın panellerin üzerinde güç kurtu, güçlü kurt. Onu almış, oyun oynuyor. Neyse, ben bunları çağırdım. Bunlar kursa geldi. İşte çay may demledik falan, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Liseliler bunlar tabi o zaman. Eski liseliler de hayvan gibiydi. Şimdi liseliler küçük, minnacık ya. Dedim, o ne oynuyordunuz? WoW Team oynuyorduk. O nedir? Böyle böyle bir oyun. İyi dedim, bana da açın bir çar. Kursun bilgisayarını bir çar açtık. Açış o açış. Aha, karşınızdayız arkadaşlar. Bu şekilde başladık. Şimdi Kara Hafız 54, ismim neden Kara Hafız 54? Onu da açıklayayım size arkadaşlar. Bunlar kim kabul ediyor bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar tersten başlayalım. 54 Sakaryalı olduğu için 54 plakasını koydum. Eğer Sakaryalı mutlaka bunu koyar diye düşünüyorum. Hafız arkadaşlar, ben hafızım. 1999 yılında hafızım bitirdim, 13 yaşında. Yani Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyoruz. Kara ismi de arkadaşlar ağırlık katıyor. Böyle ağır abi hesabı. O zaman Kurtlar Vadisi vardı tabi. Kara da ağırlık, ağır abilik kattığı için Kara Hafız 54 olarak koydum. Çar bu arkadaşlar. O gün bugün bu yani. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Unuttuğum bir şey var mı? Klanıma teşekkür ediyorum. Yanımda duruyorlar. Bırakmıyorlar bizi. İşte Nurullah, Samet, Mücahit, Zakir, Sezer, Emre, Ergün, Yekta var arkadaşlar. Bizim Sakarya'dan gerçi Mert var ama o da ne olduğu belli değil. Bumerang gibi. Müsaade ediyorum, bir daha geliyorum. Müsaade ediyorum, bir daha geliyorum. Yani böyle arkadaşlar. İsmini unuttuğum kim varsa beni mazur görsünler, kusura bakmasınlar. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bir şey vardı aklımda ama unuttum. Hayırdır diyelim inşallah. Olsun, sorun değil. Bu şekilde. Şimdi o GP'yi alacağız arkadaşlar. Klanın ismi de Hun Brothers. Hun devletinin, Hun kardeşler. Hatta Jackie Chan'ın bir filmi vardı. Orada aklıma geldi. Hun Brothers diye bir devlet vardı. Kardeşler vardı, çete gibi. Çinlilere yardım ediyorlardı. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Bu şekilde arkadaşlar. GP'mizi alalım. İnşallah rütbeyi atlarız diye umuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Alıyorum. Klanda unuttuğum kimse var mı ya? Demin isimlerini saydım. Yok herhalde ya. Al. Şimdi arkadaşlar, sayfada paylaştım. Ha, onu diyecektim. Sayfada paylaştım, tamam mı? Arkadaşlar dedim, GP kasarak mı rütbe atlayayım dedim. Yoksa ne derler, GP alarak mı rütbe atlayayım dedim de arkadaşlar, şimdi yorumlar gelmiş. İşte Yeşim kardeşim yazmış ki Sakarya'dan, bayan oyuncu. Demiş ki, abi demiş, yıl olmuş 2018, GP kasarak rütbe atlatılıyor mu demiş. Burak Ersoy yorum yapmış, ben kasarak atlıyorum demiş. Abi kasarak yap, çok zevkli oluyor demiş Abdullah. Efe Berk, GP'yi al Hafız amca demiş. Ali Geyik, Hafız millet parayla basıyor, sen de bas gitsin. Kara Hafız, o tekstçi bot silahlarla oynayan. Ahmet Aslan, Emircan, GP, biz de GP'yi alalım ya. GP'yi alalım bakalım keyfimize ya. Alıyorum arkadaşlar. Bismillah. Gelişim puanı çekim yapıldı. Ve oy 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 oy, Kara Hafız 54, Hafız amca bana SL atsana. Arkadaşlar, işte bu. İşte bu, darısı başınıza diyorum. Yani çok farklı gözüküyor. Emek var. Kimin hakikaten emeği varsa teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Videolarla tekrar bulunacağız. Birleşeceğiz. Bilgisayar dizimi yapıyorum. Çok güzel bir şekilde karşınızda olacağız inşallah. Sakarya'dan, Erenler'den,
hepinize arkadaşlar iyi akşamlar diyorum. Sakın ha ailenizi üzmeyin, anne babanızı üzmeyin. Anne babanıza Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi öf bile demeyin. Bir evlat anne babasını sırtına alıp Kabe'ye götürüp getirse, tavaf ettirse, oraları gezdirse, dolaştırsa annesinin bir dakika olan hakkını ödeyemez buyuruyor Peygamber Resulü Zişan Efendimiz. Baba da aynı şekilde. Baba cennetin orta direğidir. Annenin ayakları altında cennet vardır ama baba da cennetin orta direğidir. Arkadaşlar niye bunları anlatıyorum? Yani biz buyuz. Çizgimizi aşamıyoruz. Bazen bizi delirtiyorlar oyunda ama olsun. Yapacak bir şey yok. Onları ben Zakir'e havale ediyorum. Zakir onların hakkından geliyor. Bu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Yani hakikaten şu an facecam olsa göstereceğim size kendimi de. Yok. Yok yani utanıyorum arkadaşlar. Utanıyorum yani. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bundan sonra artık farklı bir rütbeyle sizlerle beraberiz. Allah'a emanet olun diyorum. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın. Nefes almayı da unutmayın.